ses dalgalarını algılayan bir cihaz yapmaya çalıştığınızı düşünün. Bunun için çok sayıda elektronik parça kullanmanız gerekecekti. Cihazı çalıştırabilmeniz birçok şartı ard arda doğru olarak yerine getirmenize bağlı olacaktı. Öncelikle parçaların tamamını doğru seçmeniz ve doğru bir sırayla yerleştirmeniz gerekecekti. Ayrıca parçalar arasında doğru bağlantılar kurmanız da yerine getirmeniz gereken başka bir şart olacaktı. Parça seçimi, yerleşim planını ya da parçalar arasında kurulan bağlantılarda yapılacak tek bir hata cihazın çalışmamasına neden olacaktı. Şüphesiz ki böyle bir elektronik devreyi kurarak çalıştırmak bir bilginin birikimi ve deneyimin ürünüdür. Tüm bunlara rağmen birisi çıksa ve bu cihazın bir planlayıcısı ve imalatçısı olmadan da kendiliğinden oluşabileceğini iddia etse, bunun için de çeşitli teoriler öne sürse ne düşünürdünüz? Elbette ki bu kişinin söylediklerini hiç dikkate almazdınız. Ancak biz yine de bu iddiayı şöyle bir senaryoyla test edelim. Ses dalgalarını algılaması için gerekli olan cihazın tüm parçaları doğru bir şekilde seçilmiş ve bir rafta yan yana duruyor olsunlar. Raftaki bir kutuda da lehim aleti gibi devreyi monte etmek için gerekli olan araçlar ve bir de priz bulunsun. Siz de tahmin edersiniz ki aradan 100 değil, 100 bin yıl geçse de bu devre kendiliğinden oluşmayacaktır. İster yıldırım düşsün, isterse parçaların hepsine tek tek elektrik verilsin. Bu sonuç hiç değişmeyecektir. Elektronik konusunda uzmanlaşmış birinin çalışması olmadıkça bu cihaz kendiliğinden imal edilemeyecektir. Ne var ki bugün birileri çıkıp söz konusu cihazdan çok daha üstün bir yapının, işitme duyumuzun tesadüfi nedenlerle ortaya çıktığını iddia edebilmektedir. Bu iddianın mantıksızlığı çok açıktır. Kulağımız ses dalgalarını algılayan tüm cihazlardan çok daha üstün bir işleve sahiptir. Kulağımızdaki tasarım üstün bir yaratıcı olan Allah'ın eseridir. Az sonra izleyeceğiniz filmde işitme organımızın mükemmel yapısını ve en ileri teknolojilerin bile ulaşamadığı üstün özelliklerini görecek ve Allah'ın kusursuz yaratışının bir örneğine şahitlik edeceksiniz.